Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde DHPT mülakatlarında sorulmuş veya sorulma ihtimali olan ya da sorulmuş sorulara yakın soruları ele alacağız. İnşallah mutlaka bu sorular sizin elinizde de vardır. Onlar üzerinden yazarak, çizerek, karalayarak tekrar edip yine daha sonra ders videolarımızı dinlerseniz inşallah faydalı olur. Lafı fazla uzatmadan birinci sorumuzda Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuz mükellef ne demektir? Yani girdik mülakata, Kur'an'ımızı okuduk, ezberlerimizi okuduk. Komisyon başkanı diğer hocamıza dedi, hocam siz de bir ilmihal sorun dedi. Hocamız da dedi ki hocam mükellef nedir dedi. Yani mülakatımız, yüzüne okumamız, ezberimiz vesaire. Komisyonla konuşmamız, iletişimimiz gayet iyi oldu, sıcak oldu. Güzel bir izlenim verdik. Ondan sonra da diğer hocamız da biraz kolay olsun diye hocam mükellef nedir dedi mesela. Biz de diyeceğiz ki Allah'ın Celle Celaluhu emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıl sahibi, ergenlik çağına ulaşmış olan, buluğ çağına eren Müslüman kimselere mükellef denilmektedir. Yani yükümlü. Akıllı olacak, bali olacak ve Allah'ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olacak kişiye ne diyoruz? Mükellef diyoruz. Bu şekilde açıklamasını yaptığımız zaman yeterli olur. Şimdi mükellef olan insanların bilmesi gereken fiiller var değil mi? İşte bunlar 8 tane. Mükellef olan kimse bu 8 fiili yani ameli yerine getirme mecburiyetindedir. İşte bunlara efali mükellefin denilmektedir diye bize komisyon anlatıyor. İşte bu efali mükellefin dediğimiz 8 kısım fiili, ameli, işi bize sayar mısın dediği zaman ne diyeceğiz? Farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, haram, mekruh ve müfsit diyeceğiz. İşte bu 8 fiile biz efali mükellefin diyoruz. Veya da farz, vacip, sünnet vesaire. Biz bunlara ne diyoruz derse efali mükellefin diyoruz. Mükellef bildiğimiz üzere sorumlu demek. Efal de fiil kelimesinin çoğulu yani fiiller. Sorumlu kişinin fiilleri manasında efali mükellefin 8 tane olarak sayıyoruz değerli hocalarım. Bu 8 tane saydığımız taksimat bildiğiniz üzere Hanifi mezhebine göre. Bir diğer sorumuz. Üçüncü soru. Kendisinde şüphe olmayan, kat'i bir delille sabit olan, Allah'ın işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir diye de sorabilir. Veya da hocam bize bir farzı açıklar mısın dediği zaman, işte bize farzı açıkla bir iki tane de örnek ver dediği zaman da dersin ki kendisinde şüphe olmayan, kat'i bir delille yani kat'i bir delille sabit olan Allah'ın işlenmesini emrettiği hükümlere farz denir diye özet bir şekilde de söyleyebiliriz. Delili kati, kati delille sabit, Allah'ın işlenmesini emrettiği hükümlere farz denir diyoruz değerli hocalarım. Eğer burada kati delil değil de zanni delil derse o zaman da biz ne diyoruz? Hanifi mezhebi olarak vacip diyoruz değil mi? İşte 5 vakit namaz, zekat, hac, oruç bunlar zaten bildiğiniz üzere farzdır. Evet, dördüncü sorumuzda direkt belki farz-ı ayn nedir hocam? Farz-ı kifaye nedir? Bize birer örnekle açıklayabilir misiniz diyebilirler. Veya da derler ki farzları terk etmek haramdır. İnkar etmek küfrü gerektirir. Farzlar iki çeşittir. Farz-ı ayn, farz-ı kifaye. İşte bu farz-ı ayn ve farz-ı kifayeyi bize açıklar mısın hocam derlerse de deriz ki efendim farz-ı ayn mükelleflerden her birisinin yapması gereken farzlardır. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek işte bunlar farz-ı ayn'dır. Kişinin bizzat kendisinin yapması gerekir diye söyleriz. Farz-ı kifayede efendim mükelleflerin hepsi sorumlu fakat işte içlerinden birkaçının yapmasıyla diğerlerinden sorumluluk kalkan farzlara da biz farz-ı kifaye deriz efendim. İşte cenaze namazı kılmak, şahitlik yapmak, hafızlık yapmak, ilim öğrenmek gibi vesaire diye örnekler verebiliriz.
Daha sonra efendim vacip nedir derlerse yapılması şer'an kesin bir delille sabit olmayan yani kat'i bir delil değil zanni delile dayanıyor ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadet. Kesin delil değil ama kuvvetli bir delille sabit ise buna ne diyoruz? Vacip diyoruz. Yani efendim vacip nedir dedikleri zaman efendim delili zanni ama kuvvetli bir delil olan hükümlere vacip diyoruz gibi böyle bir kısa bir cümleyle de onu özetleyebiliriz. Ama yapılması şer'an kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit olan ibadetlere biz vacip deriz. İşleyene sevap vardır, işleyene sevap kazandırır. Özürsüz olarak terk etmek günahtır. İşte bu da vaciptir. Vitir namazı, bayram namazı, nezir ada gibi ibadetler vaciptir değerli hocalarım. Yine aynı zamanda bu Hanefi mezhebine göre bozulan nafile ibadet de yine vaciptir. Daha sonra sünnet nedir hocam dedikleri zaman diyeceğiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz ve vacipler dışında yaptığı ve yapılmasını istediği ibadetlere sünnet denir efendim diyeceğiz. Kaç çeşit derlerse sünnet-i müekket, kuvvetli sünnet, sünnet-i gayri müekket diye iki kısma ayırırız. Daha sonra da işte sünnet-i müekket nedir? Sünnet-i gayri müekket nedir? Bunlara birer örnek verin derlerse yine onları da açıklarız. Yine diğer sorumuzda da sünnet iki kısımdır. Sünnet-i müekket, sünnet-i gayri müekkettir diye devam ederiz. Her iki sünnetin tarifini yapın ve birer misal verin derlerse de efendim sünnet-i müekket yani müekket sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı olarak yaptığı yapılmasına teşvik ettiği sünnetlerdir. İşte bazen de sırf farz olduğunu olmadığını bildirmek için de ara sıra terk ettiği sünnetlere müekket sünnet denilmektedir. Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri bunlara örnek verilebilir. Cemaatle namaz kılmak, ezan okumak vesaire diye biliriz. Daha sonra sünneti gayrimüekket nedir diye açıklayacağımız zaman gayri demek zaten müekket kuvvetli sünnet demek ya. Gayr kelimesi geldiği zaman da kuvvetli sünnetten ayrı, gayrı olan manasını düşünebilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. İşte bunlara da bildiğiniz üzere ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri örnek olarak verebilir. Ezan dinlemek, işe sağdan başlamak vesaire diyebiliriz. Daha sonra bir diğer sorumuz abdestin farzları nelerdir derlerse efendim yüzü yıkamak daha sonra iki elimizi dirseklerine başımızın dörtte birini mesletmek her iki ayağı topuklarına kadar yıkamak diye söyleriz. Yine bir diğer sorumuz da dokuzuncu soruda müstahap nedir? Hocam müstahap nedir dediği zaman efendim işlenmesi sevap olan terk edilmesinde günah olmayan ef'ali mükellefinden olup Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bazen yaptığı bazen terk ettiği ibadetler efendim müstahap denilmektedir. Kuşluk namazı bunlara örnek olarak verilebilir efendim diye tarif edebiliriz. Daha özet bir tarifle terk edilmesinde günah olmayan, işlenmesinde sevap olan, Peygamber Efendimizin bazen yaptığı, bazen terk ettiği ibadetlere müstahap denir diye özetleyebiliriz. Yapılması sevap, terk edilmesi günah değil. Peygamberimizin bazen yapıp tavsiye etti diye daha özet bir tabirle müstahabı tarif edebiliriz. Hocam mübahı bize tanımlayalım. Yani mübah ne demektir hocam? Bize bir anlatır mısın dedikleri zaman. Efendim yapılmasında veya yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususunda dinde caiz görülen şeyler efendim mübah denir. Helal olan bir meyveyi yemek ya da yememek efendim mübahtır diye bir açıklama yapabiliriz.
yapılmasında ya da yapılmamasında günah yok. Yapılıp yapılmama hususunda dinimizde haramdır, helaldir, yani haramdır gibi bir olumsuz bir durum da söz konusu değil. Değil mi? İşte o zaman mübah. Helaldir yani. Değil mi? Bu manada mesela hocam derse efendim helal olan bir meyveyi yiyip yememek ikisi de efendim mübahtır diyebiliriz. Veya da hocalarımız li aynihi haram, li gayrihi haram nedir hocam? Bunları bize açıklar mısın? Ve bize örnek verir misin diye de bilirler. Ya da derler ki hocam bildiğin üzere haram iki kısımdır. Haram li aynihi ve haram li gayrihi diye iki kısma ayrılır ya. İşte bize bunları açıklar mısın diye böyle yumuşak bir üslupla bizim heyecanımızı almak adına, o anda dikkatimizi toplamak adına böyle yumuşak bir üslupla da bize bu şekilde sorabilirler. O zaman da deriz ki efendim haram li aynihi yani haram li zatihi asıl itibariyle herkese haram olan şeylerdir efendim. Şarap, zina, kumar ve benzeri efendim diye böyle bir tabir kullanırız. Efendim haram li gayrihi ise aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram olan şeydir efendim. Efendim aslında helaldir ama başkasının hakkına girdiğimiz için haramdır efendim dediğimiz zaman bu yeterli bir açıklama olur. Li gayrihi haramın tarifini yaparken de açıklama olarak da efendim sahibinin izni olmadıkça o herhangi bir şeyden başkaları faydalanamaz. Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi efendim diye bir açıklamada haram li gayrihi için söyleyebiliriz. Mesela normalde meyve yemek ya da normalde su içmek helal bir şeydir değil mi? Ama başkasına ait bir su olduğu için ne oluyor? Haram olmuş oluyor bize değil mi? Helal olmamış oluyor. İşte bu haram li gayrihi olmuş oluyor. Yani li gayrihi harama örnek olarak verebiliriz. Evet, komisyon direkt olarak mekruh nedir hocam? Bize açıklar mısın diye de bilir. Ya da işte hocam kelime manası itibariyle sevilmeyen, hoş görülmeyen şeyler olup dindeki manası da yasaklığı sabit olmakla beraber ona aykırı olarak da bir delil ve işaret bulunup yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad verilir hocam derse buna da biz ne diyoruz? Mekruh diyoruz. Mekruh diyoruz. Sağ elle sümkürmek yani burnumuzu temizlemek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ağzını yıkamadan bir şeyler yiyip içmesi de yine mekruhtur değil mi? Bu şekilde diyebiliriz. Bir diğeri de müfsit. Müfsit bildiğiniz üzere burada F, S, T var değil mi? Fasit. İşte fesat bu kelimelerden türemiş bir kelimedir. Hocam müfsit nedir? Bize açıklar mısın dedikleri zaman? Meşru olan bir işi. Yani başlanmış bir ibadeti bozan, hükümsüz kılan, kasten yapılması azap gerektiren şeylere de ne diyoruz? Müfsit diyoruz. Efendim namaz içerisinde gülmek bir müfsittir diyebiliriz. Efendim meşru olan bir işi yani meşru olan bir işi yani ibadeti bozan, hükümsüz hale getiren, kasten yapılması azap gerektiren şeyler efendim müfsit deriz. Namaz içerisinde gülmek bunları örnek olarak verilir diyebiliriz. Yine mihrap. Hocam mihrap nedir dediler mesela. Namazların camide cemaatle kılınırken imamın namaz kıldırmak için durduğu bölüme mihrap deriz efendim diye söyleyebiliriz. Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye imam denir. İmam efendinin namaz kıldırdığı yere ne adı verilir derlerse de efendim mihrap, mihrap, mihrabiye gibi tabirlerle cevap verebiliriz. Bir diğer sorumuz. Şimdi
Direkt olarak gusül abdestinin farzlarını hocam bize sayar mısın diyebilir hocamız, komisyonumuz. Ya da direkt sizi rahatlatmak adına, işte içinizdeki heyecanı yatıştırmak adına. Hocam, hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten korumaktır biliyorsunuz der. Cünüplükten kurtulmak için gusül abdesti alınır. Cünüp ise şehvetle kendisinden meni dediğini su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış, yıkanmamış olan kimsedir biliyorsunuz. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir hocam diye de böyle biraz sohbet tarzında birkaç bilgi verdikten sonra hocam bize gusül boy abdestini sayar mısın diye söyleyebilir. Bildiğiniz üzere zaten mazmaza ağza 3 defa su alıp gargara yapıp bırakmak. Daha sonra istinşak, buruna 3 kere sağ elle su alıp sol elle sümkürmek yani yıkamak. Daha sonra bütün vücudumuzu iyice ovuşturarak yıkamak, hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde diye de guslün farzlarını sayabiliriz. Bir diğer sorumuz da yine 17. soruda. Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak için, yani anlatılmak ve açıklanmak üzere Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği talim, irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir derse kürsü, kürsü diyebiliriz. Veya da hocam kürsü ne demek derse efendim İmam Hatip'in, işte cami görevlisinin, vaizin, müftünün efendim çıkıp vaaz ettiği, irşat ettiği yere efendim kürsü denilir diye de özet bir şekilde söyleyebiliriz. Tabi basit şeyler bunlar ama orada komisyon karşısında bazen en basit şeyleri bile telaffuz edemeyebiliyoruz. Komisyon dedi ki camilerimizde 5 vakit namazlarımız için ezan-ı Muhammediye okuyan, kamet eden, Hazreti Bilal Habeşi'nin mesleğini yapan kimselere ne ad verilir dediği zaman da bildiğiniz üzere müezzin diyoruz. Ya da müezzin nedir hocam? Yani bize bir müezzini tarif eder misin dediği zaman. Efendim camilerimizde 5 vakit ezan-ı Muhammediye okuyan, daha sonra namaz için kamet getiren, aynı zamanda efendim değerli büyüğümüz, sahabe efendimiz, Hazreti Bilal Habeşi'nin mesleğini yapan kişiye efendim müezzin denir diye de böyle güzel bir tatlı bir tanımlama yapmaya çalışabiliriz. Yine daha sonra direkt hocam bize namazın farzlarını sayar mısın, anlatır mısın diye sorabilirler. Ya da işte onlara o konu hakkında bilgi verip işte bize hocam bunları say diye de söyleyebilirler. İşte namazın farzlarını say dedikleri zaman aynı zamanda bir de bunları bize açıkla, bir ikisini açıkla diye de söyleyebilirler. Ya da hocam namazın farzları hakkında bize bilgi verir misin dedikleri zaman efendim namazın farzları 12'dir. 6'sı dıştan 6'sı içten dediğimiz, yani 6'sı şarttır namaza başlamadan önce yapılması gereken. 6'sı da rükündür efendim. Namaza başladıktan sonra yapılması gerekenlerdir diye başlayarak bir tanım yapabiliriz. Veya da komisyon üyelerinden bir tanesi hocamız, değerli hocamız. Hocam namazın farzları 12'dir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye isimlendirilir. 6'sı şart, diğer 6'sı rükündür. Şartlar daha namaza başlamadan önce yapılması gerekenler. Rükunlar ise başlangıçtan sonra yapılması gerekenlerdir. İşte bize bu şart ve rükun dediğimiz namazın 12 farzını sayar mısın dedikleri zaman da efendim namazın şartları yani başlamadan önce yapılması gerekenler hadesten taharettir efendim. Bedeni cünüp ve abdestsizlik halinden temizlemektir efendim. Daha sonra necasetten taharet, elbise ve namaz kılınacak yerleri temizlemektir efendim. Setrul avret, avret yerlerinin örtülmesi, istikbali kıble, kıbleye doğru yönelmek, işte vakit efendim, namazın vaktinde kılınması, niyet efendim, niyet de namaz için niyet etmektir efendim diye bu şekilde açıklayabiliriz. Büyük ihtimalle birkaç tane açıkladıktan sonra tamam hocam yeterlidir de diyebilir.
Yine rukunlarında da efendim iftitah tekbiri, yani başlangıç tekbiri, açılış tekbiri diyebiliriz. Kıyam, ayakta durmak, kıraat, Kur'an okumak, ruku, rukiye doğru eğilmek, sücud, secdeye eğilmek, kade-i ahire, namazda son oturuşu yapmak efendim diye de cevap verebiliriz. Bu şekilde burada dersimizi noktalamış olalım. İnşallah verimli bir ders olur, faydası olur. En azından işinizi, gücünüzü yaparken, yolda vesaire yürürken açarsınız, dinlersiniz. Kulağınız o tanımlara aşina olur. En azından bildiğimiz şeyler ama tabii komisyon karşısına geçince illaki heyecanlanabiliyoruz. O anda inşallah o kulağımız o bilgilerle dolduğu için, sürekli duyduğumuz için, sürekli dinleyip tekrar ettiğimiz için orada inşallah o sözler dilimizden daha rahat dökülür. İnşallah verimli bir ders olmuştur arkadaşlar, faydalı olmuştur. Yanlışım, kusurum, hatam varsa affola. Yine bilgi ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Benim için iyi olur. Sevinirim. Allah'a emanet olunuz.